Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. Haftalık muhim haberde programımızda görüşmelerini kızgın karşılayınız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda bir hafta içinde vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya kün tertibiga alaqadar bulup ötken en muhim haberlerini huzuruna olsunumuz. Qaynamızda ıqtanlar ekranımızda bolsun. Amerika Xitayning ta'tir tashviqatiga qarshi muhim qadam tashildi. Amerika avazının haberde bildirilişçe Amerika Taşkı İşlam Ministeri Mike Pompeo 4. dekabr bayanat ilan kılıp Amerika Xitay otursudaki medeniyet almaştırış dep atalgan 5 türlük planını bıraklı emelden kaldırganlıkını bildirdi. Pompeo Xitay dairelerinin mezgur 5 türlük planını çet eldeki teşvikat kuralı süptede işiltip gelgenlikini bu planı katlaşkıçılarının Xitay puhraları emez belki Xitay emeldarları bulup gelgenlikini tekitledi. Pompeo bayanatı diyene yukarıki planının Amerika'nın 1961 yılındaki öz ara maarif ve medeniyet almaştırış kanunu'na asasen yolu kuyulganlıkını, Amerika hükümet hizmetçilerinin çet el hükümet meblağı bilen sayahat kılışıgı ruhsat kılınganlıkını, Xitay dairelerinin bu 5 türüne toluk meblağ bilen başkurduganlıkını, ama bu planlarının Xitay'nın yumuşak küçüge aylanganlıkını bildirdi. O bayanatı da Xitay emeldarlarını bulardın tuluk bahirman kılış üçün mezkur planlarının inçkilik bilen tüzülgenlikini, ama söz ve yığılış erkenliki bulmağan adetki Xitay puhralarının bunun sırtı da kaldırılganlıkını tekitledi. Bildirilişçe Amerika toxtatıp ötken 5 türlük plan bolsa siyaset belgilegüçilerinin Xitay maarif sayahat planı, Amerika Xitay dostluk planı, Amerika Xitay rehberler almaştırış planı, Amerika Xitay okyan halkıgan almaştırış planı, Hong Kong Ma'arif Medeniyet Planı Katarlıklar iken. Amerika, Xitay'nın her cihetin tehdit işkellikini tunup yetmekte. Wall Street Journal gazetesinin 8. dekabr bergen haberige qaraganda Amerika Quruqluq Armiya Generali Mark Milley 7. dekabr Wall Street Journal gazetesinin baş icraiye kengeşi başlıklar yığınının ziyaretini kubul qılganda Beijing'nin arzusu toğrusida mundaq dedi. Xitay 2035 yılı barganda iqtisadının eşişini Amerika'nın harbi iktidarı bilen tan orungu yetkilişini, bu əsrinin otturlarıca korallıq dokunuşta Amerika'nın məğlub qılalaydıgan dərəcəgi berişini nişallığa batıdı. Xitay'nın bu nişanı hazır ve kəlgüsü bir neçə yılda Amerika üçün həmmedin muhim dövlət xəvfsizliki xırısıdır. General Milley yana mundaq dedi. Zoruyvatqan Xitay'dan müdafiyeleniş üçün Amerika çoxum özünün iqtisadi ve harbi küçünü tərəqqi qıldırışı kerak. Biz çoğun devletler rikabetinin çoğun devletler uğruşuğa aylanışını halimayımız. Bu bir apet buludu diğerlerini bildirdi. Amerika Devletlik İstihbarat Müdiri John Ratcliffe 4. dekabr günü Amerika'nın nüfuzluk jurnallarından Wall Street Journal gazetesinde makale ilan kılıp, Xitay'nın 1. numarlıq devlet xavfsizliki tehdidi ikkallikini tekitlegan idi. Amerika Saudi Ministeri Wilbur Rosmo aldıngı günü Melkin Institute Asiya Devletleri Başkalar yığınının ekiliş günü söz kılıp, Xitay Asiyadaki asaslıq harbi ve iqtisadi tehdit diğerlerini bildirgen idi. Danlıq futbolcu Uyghurlar üçün Huawei bilen bulgan hemkarlıqını toxtatdı. TRT haberde bildirilişçe dünyağı danlıq Barcelona futbol klubunun əzası Fransiyalik futbolcu Antoine Griezmann Huawei şirketinin Xitay'nın Uyghurlarga qaratqan çiray tunuş sistemisini tərəqqi qıldırışqa yardım qılganlığı üçün Huawei şirketi bilen bolgan hemkarlıkını toxtatqanlığını ilan kılgan. Antoine Griezmann bu axta toxtulup Huawei şirketinin çiray tunuş yumuşak detalı arqılıq Uyghurlardan agahlandırdığan nazarat sistemisinin tərəqqiyatıgı tökp kuşuvatqanlığı haqqıdaki gümallar tarqılışqa başlayan deyken dərhal Huawei şirketi bilen bolgan hemkarlıkını ayağılaştırdım. Huawei şirketini bu ayıplaşını inkar kılışka emez, tizden konkret tedbirlerini kullanıp bu kan kölemlik bastırışka karşı hareketke ötüşke ve kişilik hukuku hürmet kılışkı çakırman diğerlerini bildirdi. Amerika'daki tetkikat oranı IPVM 10. dekabr elan kılgan bayanatı da Huawei şirketinin Xitay'nın Uyghurlarga karatkan bastırış siyasetine yardımlaşkallikini Uyghurlarının çırayını kamera arkalık pariklendirip sakçıgı məlum kılış sistemesini sınav kılgallıkını aşkarlıgan idi. Uyghurlarının vaziyeti Türkiye parlament yığınında kün tertibine geldi. Türkiye Milliyet Gazetesi'nin bugünkü haberde bildirilişçe Türkiye'deki öktüçi partiyalarından biri bolgan İyi Partiya Xitay'nın Uyghurlarga zulüm kılıp atkanlıkını Türkiye parlament yığınında kayıtı tilge edip ötken. Haberde kayıtkanlıkça İyi Partiya'nın muavin grubu başlıkı Musavat Derviş oğlu ve Ankara'daki parlament azası İbrahim Halil Oral Türkiye parlament yığınında
Taşkı İşler Ministeri Mevlüt Çavuşoğlu'dan bir neçe sual sorgan. Derviş oğlu sualı da Türkiye ve Xtay arasındaki hemkarlıqının künseri küçüğü vatkallıqını bulup mu yıkınkı yıllarda hükümet planlıqan çoğun türlerinin köpünçisiyle Xtay şirketlerinin aktif katlaşkallıqını, Türkiye'nin Xtay'daki müstebit hakimiyet bilen bulan münasibetiyle kaydı karab çıkışı gerekliğine takitligen. İbrahim Oralmo öz sualı da Şarkı Türkistan'da kişilik hukukunun defsende kılını vatkallıqını bildirip, Korulgan atalmış kayıtı terbiyeleş lagırlarda nazistlerinin kılmışlarını esildirgan hareketler icra kılınmakta digen. Çavuşoğlu suallarına cevap verip, Türkiye'nin başka devletler bilen bulgan ıhtisat ve soğudu münasibeti de Dünya Soğudu Teşkilatı'nın nizamları ve erkin bazar ıhtisadi prinsipi hürmet kılıp gelgerlikini bildirgen. Ve başka devletler bilen hemkarlaşkan asasta o devletlerdeki kandaşlarımız ve kıyrındaşlarımızdan tili, dini ve medeniyetini koğdaşka turmuşunu tiniç ve hatırcam devamlaştırışıqı kapadetli kılış hükümetimizden küçülük ve ciddi yusundu yolu koyup kilivatkan milli siyasi. Şarkı Türkistan'daki Uyghur Türklerine karatkan siyasetimiz mi Muşu Ramke içi de icra kılındı. Bu kandaşlarımızdan ehvali hakkıda Xtay dairleri bilen okşumağın derecede müzakere kılınıp kilivatıdı. Ve bu mesele Birleşken Milletler Teşkilatı Katarlı Halkaradaki ve rayonlardaki türlük münberlerde kün tertipki gelmekte. Ve yıkındın közülmekte diğerlerini bildirgen. Amerika Xtay Kompartiyası siyasi kengash azasını cezaladı. Amerika Avazı'nın 10. dekabrdaki haberde bildirilişçe Amerika Maliye İşleri Ministerliği Xtay siyasi kengash azası koşumcu cinayet şaykılarını teşkilleşki ruhinin başlıkı Ying Gojuge çirikliki karşı ceza yürgüzdü. Haberde kayıt kılınışça Amerika Maliye Ministerliği bayanat ilan kılıp Xtay'nın K-14 dep atıldığan 3 birleşme karı cemiyet ruhinin başlıkı. Koşumcu Xtay Kompartiyası siyasi kengash azası Ying Gojuni zehirlik çekimlik etkeskeliki, kanunsuz kımar, karı çaplaş, adam etkeskeliki ve başka cinayi kılmışları sebeplik cezalıgan. Bu ceza yana Ying Goju iqtidarçılıkıdaki yaki kontrollıkıdaki Kambodja Dünya Hongmin Tarih ve Medeniyet Cemiyeti, Hong Kong Şarkı Amerika Gorohi ve Bolyo Xtay Hongmin Medeniyet Cemiyeti Katarlık 3 orunni öz içige aldıken. Amerika Hazine İşleri Ministerliğinin körüsüşçe Dünya Hongmin Teşkilatı Malezya ve Kambodja'daki kısmen serhıllar bilen hemkarlaşıp, özlerinin hareketini Xtay'nın bir belvağ bir yol sodi planı ve başka Xtay Kompartisi'nin teşebbüsüge asasen devamlaştırgan. Ondan başka herhal kanunsuz cinayi kılmışlarını kanat astıga algan. Malum buluşça Amerika Maliye Ministerliği elan kılgan ceza 13818 numarlık memuri buyruğu asasen elan kılıngan bulup, ceza yürgüzülgeller içi de Kırgızistan Tamojni İdarası'nın sabık muavin müdiri Rayimbek Matraymov ve Liberiya Kengash Palatası Adliye Komitetinin reisi Harry Varney Giboto Nambi Şermamı bar iken. 13818 numarlık memuri buyruk çiriklikke ve iğir kişilik hukuk defsendikliğe karşı duruşunu asas kıldıken. Bu cezağa asasen yukarıda tilgi ilingan 3 kişinin Amerika tevalligideki şirketlerinin barlık mal mülükleri tonlatıldıken. Xtay Amerika'ya karşı 3 eliş tedbirini ilan kıldı. Amerika Avazı'nın 11. dekabrdaki haberde bildirilmişçe Xtay Amerika'nın Xtay Halk Kurultayının yukarı derecelik emeldarlarına yürgüzgen cezasına karşı 3 eliş tedbirlerini ilan kılgan. Haberde kayıt kılınışça Xtay Taşkı İşler Ministerliği bayanatçısı Hua Chunying 10. dekabr ötküzülgen muhbirlarını kütüp eliş yığını da Hong Kong meselesine karata ifadesi naçar dep karalgan Amerika emeldarları ve parlament azaları. İctimai teşkilat azaları ve onlarının bevası tukkallarına ceza yürgüzdüğallıkını ilan kılgan. Hua Chunying mezkur cezanın tepsilatı hakkıda tohtulup, Xtay Amerika'nın diplomat pasportu bar emeldarlarının Hong Kong ve Aumin'ı vizsiz vakitlik ziyaretki beriş hukukunu bekar kılışını karar kıldı etigen. O bayanatı diyene Amerika'nın Hong Kong işlerine arılışını derhal tohtuşkı çakırgan. 7 dekabr Amerika Taşkı İşler Ministeri Xtay Halk Kurultayı Daimi Komitetinin 14 muavin reisini Hong Kong Kanun Kengişinin 4 demokratçil azasını vazifeden kaldırışta asaslık rol oynadı deb ayıplab, onlara ceza yürgüzgenlikini cakarlıgan idi. Malum buluşça yıllardan beri nurgullugan Xtay emeldarları bihaterlikidin ensirep, mal mülüklerini Amerika ve başka garip devletlerge yötkep gelgen. Nurgun emeldarlarının balıları Amerika üniversitelerde hak tölep okuğan. Amerika'nın yürgüzgen yeni cezası bu emeldarlar ve onlarının mal mülükleri şundakla Amerika'daki tukkallarına təsir körüstüdükən.
Macron Avrupa İttifakı'na vakaleten Uygur meselesini oturgu koydu. Fransiya Xalqaro Radiosining xabarida bildirilishicha, Fransiya prezidenti Macron 9-dekabr Xi Jinping bilan telefon suhbati o'tkazib, Sharq Turkistonda yomonlashayotgan kishilik huquq dafsandichiligidan andisha qilayotganligini bildirgan. Xabarda qayd qilinishicha, Macron 13-dekabr Parij klimat kelishimi imzolanganligining 5 yillik xotir kuni yaqinlashgan bir paytda Xi Jinping bilan telefonda ko'rishib, xalqaroliq klimat haqida suhbatlashgan. Ve Avrupa ve Xitay'nın mezkur kilişimini icra kılıştaki rolünü tähkitligen. Macron sökbet jarayanı diyene Avrupa İttifakı'nı vakaleten Hong Kong ve Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk vaziyetinin künsiri naçarlaşı vatkallıqıdan kattık endişe kıldıqallıqını bildirgen. O bir neç gün ilgeri Xitay'nın Birleşken Milletler Teşkilatı başçılıkıdaki halkaralıq küzetküçüler ömükenin Şarkı Türkistan'a berip tähkşülüşüge yol koymağallıqıdan əpsuslanğallıqını bildirgen, Xitay arqıdılla bununla narazılıq bildirgen idi. Angliyada Xitay bilan savdo qilmaslik haqidagi savdo qonuni tuzitish loyihasi ma'qullandi. Forbes jurnalining 8-dekabr e'lon qilgan xabarda ma'lum bo'lishicha, 7-dekabr Angliya parlamentida Angliya savdo qonuni tuzitish loyihasini muzokaraga qo'yish yig'ini o'tkazilgan bo'lib, parlament a'zolari irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Xitay bilan savdo qilish qilmaslik masalasi haqida munozaralashgan. Natijada bu loyiha 161 ovozga qarshi 287 ovoz bilan ma'qullangan. Ve Angliyaning Xitoyga o'xshash irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan har qanday davlat bilan savdo qilmasligi kerakligi haqidagi prinsip dastlabki qadamda muqimlangan. Bu xabarni Twitterda ham bahrlagan Luk de Polford apandi Xitoyga qarshi parlament a'zolari xalqaro birligining moslashtiruvchisi bo'lib, u bu vaqtda so'z qilib, Angliya savdo qonuni tuzish loyihasining bu qatimliq muzokaraga qo'yilish ahvolini qisqacha tushuntirdi. Uning bildirishicha, irqiy qirg'inchilikka munosabatlik bu tuzish loyihasi ma'qullanishdan avval Angliya parlamentidagi kengash palata a'zolari va avom palata a'zolari uni munozara qildi ekan. Bu qatim mazkur loyihaning kengash palatasida yuqori ovozda ma'qullanishi keyingi bosqich uchun nihoyatda muhim rol o'ynaydi ekan. Keyingi qadamda bu tuzitish loyihasi Angliya avom palatasining qarab chiqishiga sunildi ekan. Xabarda aytilishicha, Xitoy Sharq Turkiston xalqiga irqiy qirg'inchilik jinoyati yurgizayotgan bo'lsa-mu, Angliya Xitoy bilan davomli savdo qilayotgan bo'lib, bu qatimliq muzokaraga qo'yish yig'inida ba'zi parlament a'zolari Xitoyning Angliyaning 4-chi cho'ng iqtisodiy sherigi ekanligi, Xitoy bilan bo'lgan savdo summasining 76 milliard funt sterling ekanligini tilga olib, bu tuzitish loyihasiga qarshi ovoz berishni targ'ib qilgan. Maqolada demak, buningdan Angliya hukumatining Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga sukut qilishining qimmati 76 milliard funt sterling degan ma'no chiqadi degan fikr ilgari surilgan. Xabarda bildirilishicha, irqiy qirg'inchilikka munosabatlik bu tuzitish loyihasi Angliya Oliy sudining irqiy qirg'inchilikka hukm chiqarishini maqsad qilib o'tirg'i qo'yilgan. Chunki Angliya yillardan beri xalqaro sudning irqiy qirg'inchilikka oid hukmi bo'lmay turib, uningga o'zi mustaqil hukm chiqara olmay kelgan. Rahima xonim bu vaqtda to'xtalib mundaq dedi. Irqiy qirg'inchilik jinoyati masalasi Angliyada adliyaga munosabatlik ishlab qorilib kelgan. Parlament a'zolari va Angliya fuqarolari Angliya Oliy sudiga Xitoyning jinoyati ustidan ariz qila oladi. Agar Angliya Oliy sudi Xitoyning jinoyatini irqiy qirg'inchilik deb bekitsa, Angliya hukumatı uni ijro qilishga majbur bo'ladi dedi. Amerika Tashqi ishlar ministerligi g'oyib bo'lgan Uyg'ur qiz ayollarining videosini ishlab e'lon qildi. Amerika Tashqi ishlar ministerligi 10-dekabr xalqaro kishilik huquq kuni munosabati bilan oila tabiatlari Xitoy lagerlarida g'oyib bo'lgan Uyg'ur qiz ayollarining videosini tarqitib, Uyg'urlarning dafsandi qilinishida javobgarligi bor shaxs organlarni jazolashni davomlashtirganligini bildirdi. Amerikaning Yarshari ayollar ishlariga mas'ul bosh elchisi Kari Kyuri bu munosabat bilan e'lon qilgan bayonotida Sharq Turkiston vaziyatining davrimizdagi eng chong kishilik huquq krizisi ekanligini ta'kidladi. Uning qayd qilishicha, Xitoy kompartiyasi Uyg'ur madaniyati va kimligini yemirib, butkul nufusni xitoylashtirishga urinmoqda ekan. U yana Xitoy doirlarining bo'libmi Uyg'ur ayollarga qarata majburiy tug'mas qilish, bola tushirish va boshqa nufus kontrol qilish vositalarini ishlatayotganligini bildirgan. Videoda Xitoy lagerida g'oyib bo'lgan Uyg'urlardan doktor Gulshan Abbosning Amerikadagi qizi Ziba Murad bilan tadqiqotchi Rahila Davudning qizi Aqida Polat va Erkin Asiya radiosining muxbiri Gulchehra Xo'jining so'zlariga o'rin berilgan. Ziba Murad so'zida agar onasi hayot bo'lsa, uni o'zlarining bilishi kerakligi va uni qaytirib kelishga yordam qilishini talab qilgan.
Aqida Polat xalqaro jamoat va kishilik huquq tashkilotlarining Xitoy rejimini javobgarlikka tortishini umid qildiganligini bildirgan. Gulchehra Xo'ja Uyg'urlarning Xitoy bo'lish yoki o'lishdan iborat ikki yo'ldan birini tanlashga majburlanayotganligini bildirib, agar xalqaro jamiyat Xitoyga qarshi darhol va unumli chora qo'llanmasa, balkim biz pot yaqinda halok bo'lishimiz mumkin deb ta'kidlagan. Amerika yeni qonun ma'qullab Xitoyni cheklashni qaror qildi. Amerika ovozining 12 dekabrdagi xabarida bildirilishicha 2021 yillik Amerika davlat mudofaa huquqi qonun loyihasi ikki palataning ma'qulligidan o'tgan bo'lib, ko'plagan taraflarda Xitoyga chetildigan. Mazkur qonun loyihasi ichidagi tinch o'kan tahdid plani kishilarning alohida diqqatini qo'zg'agan bo'lib, analistlar bu planning qandoq qilib Xitoyni unumli cheklab, Amerikaning Osiyodagi mudofaa holatini kuchaytirish uchun muhim qadam bosqich bilan ta'minlaydiganligini bildirishgan. Bildirilishicha Amerika Kengash Palatasi ma'qullagan davlat mudofaasi huquqi qonun loyihasi 84 ovozning qo'llashi 13 ovozning qarshi chiqishi bilan seshanba kuni ma'qullangan. Bu qonun 2021 moliya yilida 740 milliard 500 million dollarlik davlat mudofaasi hamjoti bilan ta'minlaydi ekan. Bu xarajat askarlarning maoshi, yangi uskunalarni sotib olish va tashqi ishlar qatorliq har qaysi taraflarga ishlatildi ekan. Kengash palatasining ko'p sonliklar rahbari Mitch McConnell bu vaqtda to'xtalib, bu qonun loyihasi orqali armiyamiz Xitoy tahdidiga qarshi tayyorlik qiladi va Hindiy tinch okean rayonida Amerikaning kuchini namoyon qiladi degan. Mazkur qonun loyihasi yana Xitoyning tahdidiga qarshi turishning muhim bir qismi sifatida yangi tinch okean tahdid plani boshlangan bo'lib, bu turga 2021 yili moliya yilida 2 milliard 200 million dollar mablag' ajratilgan. Bu plan Amerikaning Hindiy tinch okean rayonidagi kuchini oshirib, ittifoqdoshlari bilan bo'lgan hamkorligini kuchaytirdi ekan. Ma'lum bo'lishicha, bu qonun loyihasining kuchga ega bo'lishi uchun prezident Trampning imzo qo'yishi kerak bo'lib, Tramp bu qonun loyihasidagi bir qism moddalarga norozi bo'lg'achqa rad qilishi mumkin ekan. Shundaqdimi, parlament va palata a'zolarining 3dan 2 qismidan ortiq a'zosi qo'llab bilet tashlaganligidan Tramp rad qilgan taqdirda mu kuchga ega bo'ladi ekan. NATO Xitoyga qarata strategiyasini o'zgartdi. Xitoyning dunyo tinchligi bexatarligiga qarata shakllantirayotgan tahdidi g'arb qimmat qarshiga elib kelgan xristlari g'arbning demokratiya, erkinlik, kishilik huquq sistemasiga selayotgan buzg'unchiliklari yillardan buyon nurg'un munozaralarga sabab bo'lgan bo'lsa-mu, g'arb allarining buningga qarshi unumli tadbirlar bilan taqobil turishning yo'llari ustida elib borgan izlanishlaridan ko'rinarli natija chiqmagan edi. 2019-2020 yillarga kelganda bu masala Yevropa ittifoqida hamda NATO Shimoliy Atlantik okean ahdi tashkilotida jiddiy ko'ngil bo'lishga tegishli tema sifatida kun tartibini egallagan. Bugun g'arb analistlari uzun yillardan buyongi Xitoy tahdidiga sal qarash va uni to'g'ri mo'ljallashdagi xatoliklarni tuzatish uchun jiddiy harakatga o'tgan. Amerikaning bulukni 2020 yildan buyon Xitoyga qarata yurgizishga boshlagan tashqi siyosatlarda barliqqa kelgan o'zgarishlar mu g'arb dunyosiga ta'sir ko'rsatishga boshlagan omillarning biri bo'lgan. Germaniya to'lqinlari radiosining 9 dekabr e'lon qilgan "Do'stmi, dushmanmi? Xitoy NATOni g'aflat uyqusidan uyg'otdi" nomli xabarda bayon qilinishicha, mutaxassislar tunugun NATO 2030 nomli bir analiz dokumentini e'lon qilgan. Dokumentda Xitoyning butun dunyoga tahdid shakllantirayotganligiga doir tushunchalarga o'rin berish bilan birga NATOni bosh ko'tarayotgan Xitoyning o'tkir raqobatchiga aylanganligi bilan ogohlantirgan. Biroq dokumentning konkret mazmuni texa oshkorlanmagan. Qisqacha NATO deb atalgan Shimoliy Atlantik okean ahdi tashkiloti 1949 yili 4 aprilda Washingtonda qurilgan. Belgiya poytaxti Bryussel uning markazi qilib bekitilgan. Dastlabki 12 g'arb davlati bilan qurilgan NATOga hozir 30 davlat a'zo. Aslida Sovet ittifoqining tahdidiga taqobil turishni maqsad qilib qurilgan bu harbiy ittifoqning 1960-yillarda tuzgan strategik planlarida hozirga qadar bek cho'ng o'zgarishlar bo'lmagan. Xitoy tahdidi bosh ko'tarishga boshlagandan keyin Amerika, Germaniya, Fransiyalar NATOni isloh qilish uning strategik planlarini yangilash takliflarida bo'lib kelgan bo'lsa-mu, bu taklif faqat 2019 yili Xitoydan taralgan Xitoy virusi dunyoni qoplashga, Xitoy rejimining tajovuzchilik asli mohiyati oshkorlanishga boshlagandan undan NATOning xizmat ustiliga chiqqan.
Xabarda ta'kidlanishicha NATO mutaxassislar guruhi birligining raisi Amerikaning sobiq diplomati Wes Mitchell mazkur doklad haqida to'xtalganda tasavvur qilgani bo'ladigan kelgusiga qarata aytganda Rossiya yanada NATOga nisbatan kelajakdagi eng asosli harbiy tahdid bo'lib qoladi. Biroq Xitoyning bosh ko'tarishi NATOning strategik muhitidagi eng zo'r ta'siri eng kuchli bir o'zgarishni NATO astoydil taqabil turmasi bo'lmaydigan bir o'zgarishni paydo qildi degan. NATO'nun baş katibi Jens Stoltenberg bu dokulatka bergen bahası da tehimi uçup kalıp, Xitay bizden kımmet karışımızda kubul kılmaydı. Kişilik hukukunu defsende kılıdı. Başka devletlerine bozak kılıdı. Hem de o biz bilen bolgan sistemilik rikabetini künsürü küçü etmekte degen. NATO'nun strategilik planlarını yenilip Xitay'ın nişanına ilişi Uyghurlarının nöbetteki vaziyetteki kandak tesir görüntüsü hakkında Ankara Hacettepe Üniversitesi okutucusu strateji mütehassisi Doktor Erkin Ekrem Efendi, NATO'daki bu özgürlüğün Xitay'a nispeten zor besin payda kıldığını ve bunun Uygurlarga mı tesir bulduğunu tilga aldı. Kaderli görümlerimiz, şuna kadar bu haftalık muhim haberler programımız müşerde ahırlaştı. Hafta ahırdaki demeleşenlerden hayırlı ötüşü itilek taşlık bildiriş bilen, ertki günlük haberlerimizi köpüşkice aman bulgaysalar. Şunaqla ekran arxisidagi barlıq xizmetdaşlarımıza köpdən-köp rahmet edirəm. Assalamu alaykum ve rahmetullah.